Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda Flutter Framework'ünü nasıl kurabiliriz onu öğreniyoruz. Öncelikle tarayıcımızı açalım ve Flutter yazarak aratalım. Arama sonuçlarından Install sekmesine girelim ve sırasıyla Windows ve Android'i seçerek ilerleyelim. Biraz aşağıda yazılım gereksinimlerinden bize bahsediyor. PowerShell Windows 10'dan itibaren halihazırda geldiği için bizim kurmamız gerekenler yalnızca Git ve Android Studio olacak. Buradaki linkler vasıtasıyla öncelikle Git'i indirelim. Daha sonra Studio için sol tarafta bulunan Android Studio'yu yükleme butonuna basalım ve burada en son sürümü indirin diyelim. Açılan sayfadaki indir butonuna basıp koşulları kabul edelim ve böylece indirmeyi başlatalım. Şimdi ilk sayfamıza geri dönelim ve sağdaki panelden Install the Flutter SDK sekmesine gidelim. Buradan Download and Install'u seçelim ve SDK dosyalarımızı da böylece indirelim. Şimdi Git'i kurarak işe başlayalım. Güncellemeleri otomatik olarak indirebilmesi için burayı işaretledikten sonra hepsine Next diyerek kurulumu tamamlayalım. Ardından Android Studio'yu yüklemeye geçelim. Buna da Next diyerek kurulumu tamamlayalım ve Finish diyerek Studio'yu açalım. Tekrardan Next deyip ilerledikten sonra burada lisansları kabul etmemizi bizden isteyecek. Tamamını kabul edip Finish diyelim ve Studio'nun kendine ait dosyaları indirmesini bekleyelim. Bu noktada hiçbir şey olmuyormuş gibi gözükebilir fakat telaşlanmayın çünkü yeni sürümde ilk indirme arka planda gerçekleştiği için burada bir hareket olmuyor. İnternet hızınıza bağlı olarak birkaç dakika içinde ilerlemeye başlayacaktır. İndirme işlemlerimiz bittikten sonra Finish diyerek devam edelim. Şimdi Android Studio'nun Flutter'ı kullanabilmesi için bir eklenti yüklememiz gerekiyor. Bunun için sol taraftaki panelden Plugins sekmesine girelim ve hemen ilk sırada bulunan Flutter eklentisine Install diyelim. Yüklendikten sonra Restart butonuna basalım ve gördüğümüz gibi artık yeni Flutter projesi butonumuz buraya geldi. Şimdi ise SDK dosyalarını bilgisayarımıza taşımamız gerekiyor. Bunun için indirdiğimiz arşive sağ tıklayıp tümünü ayıkla diyelim ve ardından göz at butonuna tıklayalım. Flutter'ın tavsiye ettiği şekilde C diskinde bulunan kullanıcılar klasörüne girelim ve kendi kullanıcı adımızın olduğu klasörü açalım. Burada da dev isminde yeni bir klasör oluşturup çıkartma hedefi olarak bu klasörün içini seçelim. Dosyalarımız ayıklandıktan sonra Flutter klasörümüze girelim ve buradaki bin klasörünü açalım. Sonraki adım için bu dosya yolunu kopyalamamız gerekiyor. Şimdi ortam değişkenlerini düzenlememiz lazım. Bu PowerShell üzerinden Flutter komutlarını kullanabilmemiz için gerekli bir işlem. Bunu yapmak için başlat menüsüne tıklayıp sistem ortam değişkenleri yazalım ve çıkan seçeneği açalım. Açılan pencerede sağ altta bulunan ortam değişkenleri butonuna tıklayalım ve buradan Pet isimli değişkeni bulalım. Eğer sizde bu yoksa yeni butonuna tıklayıp değişken adı olarak Pet, değer kısmına ise daha önce kopyaladığımız yolu yapıştırıp tamam diyebilirsiniz. Eğer bende olduğu gibi hali hazırda varsa üzerine çift tıklayalım ve açılan listede bir alttaki boş satıra çift tıklayıp kopyaladığımız yolu yapıştıralım ve ardından Enter'a basalım. Son olarak sağdaki yukarı taşı butonunu kullanarak bu satırı listenin en üstüne alalım. Bu kısımda işimiz bittiğine göre tüm pencerelere tamam diyerek kapatalım. Ardından Android Studio'ya geri dönelim ve ekranın alt kısmında bulunan More Actions seçeneğine tıklayıp SDK Manager'ı açalım. Daha net görünmesi adına ben temayı değiştiriyorum. Bu tamamen tercihe bağlı. Üst menüdeki SDK Tools sekmesine geçelim ve buradan 3. sırada bulunan Command Line Tools seçeneğini işaretleyip Apply diyelim. İndirme tamamlandıktan sonra Flutter dosyalarının yerini Android Studio'ya tanımlamamız gerekiyor. Bunun için hemen New Flutter Project diyerek ilerleyelim ve açılan panelin en altındaki Flutter sekmesine tıklayalım. Burada gördüğünüz klasör ikonuna tıklayarak ayıkladığımız SDK klasörünün yolunu seçelim. Eğer yol doğru bir şekilde tanımlandıysa Next diyerek devam edelim ve nihayet projemize bir isim verip Create butonuna tıklayalım. Artık Flutter yolu bundan sonraki projelerde otomatik olarak tanınacaktır. Artık son aşamaya geldik. Kurulumun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için ana dizindeki Flutter konsolunu açalım. Ayrıca bunu Windows arama çubuğuna yazarak da açabilirsiniz. İlerisi için ufak bir bilgi. Buraya Flutter Doctor yazıp Enter diyelim. Bu komut sisteminizde Flutter ile ilgili herhangi bir şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve eksik olan şeyleri size bildirir. Gördüğünüz gibi bende bir sarı, iki de kırmızı uyarı var. Kırmızı olanlar benim bilgisayarımda Visual Studio ve Google Chrome kurulu olmadığı için çıkıyor. O yüzden endişe edilecek bir durum yok. Sarı uyarı ise Android lisanslarının henüz kabul edilmediğini bildiriyor. Bunu çözmek için hemen yanında verilen komutu kopyalayıp yapıştıralım ve Enter diyelim. Ardından kabul etmek için her birinde Y tuşuna basıp Enter yapalım.
Son bir kez Flutter Doctor yazdığımızda artık bu uyarının kalmadığını görüyoruz. Eğer bu video size fayda sağladıysa beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.